Efendim, sözü ve bestesi Yaşar Güvener'e ait Çaresizim ve hemen ardından da sözü ve bestesi Kemal Taşçeşme'ye ait Tanrım Bütün Güzelliği Vermiş Sana adlı eseri seslendirmek üzere alkışlarınızla Mustafa geliyor. Evet, 11. haftadayız ve finale 2 hafta kaldı. 6 kişi kaldık ve arkadaşlarımın hepsi gerçekten iyi sesler. Fakat hepimizin bildiği gibi buradan sadece bir kişi birinci olarak çıkacak. Tabii herkes kendisinin birinci olmasını istiyor, aynı benim de olduğum gibi. İnşallah hak eden kazanır. Dışarıda bazı insanlar bu yarışmanın birincisi belli diyorlar. Fakat böyle bir şey söz konusu bile değil. Evet, hocalarım ilk haftalarda beni çok desteklediler. Tabii eleştirildiğim haftalar da oldu. Bu yarışmada kimin ne olacağı belli değil. Onu jüri ve halk SMS'leri sonucu belli olacak. İnşallah herkesin de dediği gibi bu yarışmanın birincisi ben olurum. Yeter ki gir. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu sefer zaten biliyordum çok güzel dans ettiğini ama bu sefer gerçekten çok güzel döktürdün. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bir kere daha dansı için de ayrıca teşekkür ederim ben de, sağ olun. Yorumun için bakalım neler söyleyecekler değerli jüri üyelerimiz. Buyurun. Biraz ağzın kapalı okudun, ağzının içerisinde okudun. Sözler hiç anlaşılmadı. Hep yuvarladın. Yuvarladın birinci eseri Sayın Yaşar Güvenir Beyefendinin o muhteşem eserini. Çok ağzının içinde okudun. Ben lafları duymadım. Kimsenin de duyup duymadığını tabii bilmiyorum. Herkes için konuşamam. Şimdi neler diyecekler duyacağız bakalım. Neden bu şekilde bir icra yaptınız? İlk şarkı mı hocam? Evet. Bilmiyorum, ben içinden gelerek okudum hocam. Evet, böyle. Yani duygu güzeldi. İcrada bir terslik yoktu. Ama siz çok daha güzel okuyabilirdiniz. Biz sizi gözümüzde çok büyütüyoruz demiyorum. Çünkü hakikaten çok kıymetlisiniz. Çok iyi icra ediyorsunuz eserleri. Artık ındının dındısını aramaya başladığımız için. Çünkü artık son. Veled dalin amin el fatiha. Onun için bunları söylüyorum. Oysa ki hiçbir şey yoktu. Ama sahneyi de çok güzel kullandınız. Kıyafetiniz de çok hoş, çok genç ama güzel. Rengarenk, kırmızı, yeşil, sarı, mavi falan değil böyle. Tabii ki 10 veriyor. Çok teşekkür ederim hocam, sağ olun.
Bir dahaki icrada ağzınızı açacaksınız. Peki hocam. Kelimeleri duyalım. Çünkü eserler müzik müzikleriyle birlikte aynı derecede sözleri de çok önemlidir. Sayın Gencebay bunu çok daha iyi bilir. Efendim muhakkak ki bunu ifade edecektir sanırım çok önemli bir bestekar olarak efendim. Ben o zaman hemen Orhan Bey'e veriyorum sözü. Birinci eserde Bülent Hanım'ın söyledikleri çok önemli tabii. Öyle bir durum vardı. Yani diksiyon aslında fazla bir kaçak da yoktu da sadece ritimden biraz fazla ayrılmak vardı. Parça 3-4'lük. Ve ritimden biraz fazla ayrılmak daha ağırlaştırıyor eseri, temposunu. Buna dikkat etmek lazım. İkinci parça, evet, ikinci eser tabii ki gereği gibiydi. Dans da güzeldi. Ve bizde de kredin çok iyi olduğu için sana her zamanki gibi yine ben de 10 veriyorum. Ama dikkat edelim. Teşekkürler hocam, sağ olun. Demek. Benim de puanım 10. Hatta bu akşamki kıyafetini inanılmaz beğendim. Çok böyle fresh. Ederim. Bir de zayıfladın, süper oldu. Şahane. Mustafa oldukça mutlu. Bakalım. Sen beni mahcup etmek için herhalde ki eski tombili tombili diyordum. Şimdi artık diyemeyeceğim. Zayıfladım. Şimdi de kürdan mı diyeyim acaba? Sanki. Güzel zayıfladı. Evet, aferin. Aferin, bravo. Ve Serdar hadi kaldı. Japon. Seviyorum ben bu lafı. Japon gerçekten hoşuma gidiyor. Evet, hadi Japon. Japon'u seviyorum. Akrabalığımız vardır, yabancı değillerdir. Orhan abiyle çok yakın göz çizgilerimiz. Biz Tatarlardan geliyoruz. Siz de... Ben tam Karadenizli, kuzeyden güneye inmiş. Ben de Kastamonu, Karadeniz'in ucundan yakaladım. Ne diyecektim? Bir şey daha hatırlatacaktım. Onu unuttum. Çok güzel kıyafetin. Ayakkabın parlak bir rugan olabilirdi. O işin sadece şeyi, moda yanı diyelim. Rugan olamazdı. Olmaz. Bu şöyle olmasın sporda, mı? Şöyle. Ama olmasın. Sizin şimdi kıyafetinizin o yani ceket olsa, evet, takım olsaydı başka, diyorsunuz. Evet. Ağır bir kıyafet. Ama orada bir sporluk hakim ve onun güzel, için o süet, evet, tam cuk oturmuş. Peki Bülent Hanım bir şey soracağım. Şarkıyı okurken nefes kullanmayı... Üstüne okudu. Hayır, nefes kullanmayı bilmemeye ne denir? Diyafram kullanamamak mı? Yani. Gibi Orhan abi. Nefes kullanmayı o an yapamamak. Yani ilk eserde ben hiçbir sözü anlamadım. Onun Bülent nefesle tabii alakası yok. O zaten Sayın Gencebay da ifade etti. Öğretin bana o zaman nedir? Estağfurullah. Şimdi üstüne okudu. Yani son anda usulü hani yakalar gibi. Değil mi efendim? Zaten haliniz de. Estağfurullah. Şarkı söylerken diyaframımızı kullanırız. Diyaframımızı iyi kullanmak lazım. Diyafram tam olarak nerededir insan vücudunda? Şimdi bu şu, nefes şu borusu, nefes, evet, ile göğüs arasında, orada bir yerde. Onu iyi kullanmak, o nefesi bugün iyi kullanmak. Bugün Mustafa onu iyi kullandı mı sizce ilk eserde? Birinci eserde ritmin üzerinde değildi derken bunu da kastetmiş oluyordu. Peki yorum kalp atışı gibi iniş çıkışlı mıydı? Şimdi, yani ilk eserin ilk şanasının yorumu inip çıktı, yorumun inip çıktı, yuttu mu kelimeleri? Yorum sınırsızdır da buradaki yorumunda ritmin üzerinde fazla değildi. Fazla ritme tabi olmayınca eser yayılır ve temposu düşer. Sizce o Bülent eser gereği gibi değerlendirilmez. Bir eserdi. İşte üstüne zaten İlk sözü okudu. Oydu. Üstüne okudu. Ama yani kötü değildi. Gönül Akkor'da hep öyle okumaz mıydı? Yok, bu da bir yorumdur ama tercih üstüne okurdu. Son anda son tekte yakalardı. Tercih ettiğimiz yani, mi? Ama değil. Gönül gibi okuyan var mıdır? Bambaşkadır. Bu eseri ilk olarak yine sevgili Ahmet Özsan'la yapmıştık. İlk bestelendiğinde 70'lerde yapmıştık. Yani eserinde ben aranjörüydüm o zaman. Eseri tanıyorum, biliyorum. Ama neticede söylediğime dikkat edersen daha farklı olur. Daha tempolu bir yorum. Siz kaç puan verdiniz yorum Orhan Bey? Ben onun kredisi var. Evet, ikinci eserde 10 puan verdi. Demet Hanım 10 puan verdi. Bülent Hanım 10 puan. Çünkü çocuk yani yanlış ses yanlış basmadı. Yoktu. Usul hatası da yok. Usul atlamadı. Hayır, öyle bir şeyler yok. Son 3 haftada. Yani çok bıdılıyoruz biz.
Artık ındı. Aramayalım mı peki? Hayır, düzgün okudu çocuk. Tamam. Üstüne, ya biraz üstüne doğru, üç dörtlük. Düm tek tek. Peki ben özgürce... Tek, tek derken... Özgürce notunu özgürce puanımı verebilir miyim? Tabii ki, veriniz, veriniz. 10 puan biliyorsunuz çok iyidir, pek iyidir. 9 puan da çok iyidir. 8 puan iyi, altına inersek saçmalama, orta zayıf diye gider. Ben 9 puan vermek istiyorum. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Bugünkü kırıkçı hocamız Serdar oldu anladım ki. Teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ediyoruz sana da 39 ben puan de gayet ediyorum. İyi gerçekten. Alkışlarınızla Mustafa'yı arkadaşlarının yanına uğurluyorum.